İyilik hakkında birbirinden değerli altı söz. Artık kimseden iyilik görmüyoruz hocam. İyi insan yok. Mutlaka bir iyilik yapıyorsa arkasında menfaat var diyen çok sayıda takipçim var ve ben buna üzülüyorum. İyiliğin yapıldığı, iyiliğin yayıldığı bir topluma dönüşmemiz lazım. Bu sözleri ben bunun için seçtim ve inşallah birbirimize iyilik yapan, iyiliğin yayıldığı bir toplum oluşturmada hep beraber çalışan bir grup oluruz. Şu anda 63 bin kişiyi geçtik. Bu arada hocam hiç kahve çay içmiyorsun bizimle sohbet ederken diyorlar. Elime alıç. Gerçekten kalp damar sağlığı için muhteşem bir ürün. Allah'ın yarattığı muhteşem bir bitki. Alıçtan her sabah aç karnına gece yatarken içmenizi öneririm. Annem benim kalp rahatsızlığı vardı. Açık kalp ameliyatı dediler. Düzenli alıç tüketiyor. Allah'a şükür şu anda 2 yıldır kalple ilgili bir rahatsızlığı yok. Bu arada alıcın reklamını da yapmış olduk. Evet arkadaşlar, benim çok etkilendiğim, çok hoşuma giden, sizlerle paylaşmak istediğim iyilikle ilgili enfes sözler. Hemen veriyorum. İlk sözüm. 1. Bir adamın zengin olup olmadığını herkes merak eder. İyi olup olmadığını kimse araştırmaz. Şimdi diyelim ki birisi kızımızı istiyor. Ne iş yapıyor? Maddi durumları nasıl? Evi var mı? Arabası var mı? Nasıl bir insan olduğunu soran var mı? Yok. Ondan sonra hocam çok zengin ama hayırsız çıktı. Önce nasıl bir insan? İyi mi kötü mü? Çevresine yaklaşımları nasıl? Bütün bunların da soruşturulması lazım diyor. Ben bu söze katılıyorum. Herhalde siz de katılırsınız. 2. İyilik 3 şey ile amacına ulaşır. Acele etmek, iyilikte acele edin. 2. Gizli tutmak, iyiliği gizli tutun. Öyle gösteriş yapar gibi, hava atar gibi iyilik yapmayın. Ve yaptığınız iyiliği küçük göstermek. Ya büyütülecek bir şey yok bunda. Bu üç şey çok çok güzel gerçekten. Kim söylemiş bu sözü? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed söylemiş. Efendimiz söylerse güzel söyler. Ben çok etkilendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Onun için iyilik yaparken bu üç kritere uyarak iyilik yapmak lazım. Neydi onlar? Acele etmek. Bir an önce yapacağın iyiliği yap. İhtiyaç sahibi varsa o insanın mağduriyetinden bir an önce onu kurtar. Gizli tut, hava yapma oraya buraya ve yaptığın işi de büyütme ya. Allah görüyor, Allah versin karşılığını. Bu üç kritere göre iyilik yapmak lazım. Bence bu söz hepimize bir ölçü olsun. 3. Size biri iyilik yaptı mı, siz de başkasına yapın. Ve bu iyilik zinciri yıllar boyu birbirine ulaşsın. Şimdi birisinden iyilik gördüğün anda senin de ödevin, görevin başkasına iyilik yapmak olmalı. Bu söz bana bir filmi hatırlattı. Gerçekten muhteşem bir filmdi o. Neydi filmin adı? İyilik bul, iyilik yap. Bak birinden iyilik gördüysen sen de 3 kişiye iyilik yap. Evet, filmin mantığı buydu. 3 yeni kişiye iyilik yapılacak. Görev bu. Sen bir iyilik mi gördün? Adam bir iyilik yapıyor. Ya benden ne bekliyorsun? Ben bir şey beklemiyorum. Sen de 3 farklı kişiye iyilik yapacaksın. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Bunu yapmanı istiyorum. O zaman görev yerine getirilmiş oluyor. Ve ben de size görev veriyorum. Buluyorsunuz bu filmi ve izliyorsunuz. Yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Tamam mı? Filmin adı İyilik Bul, İyilik Yap. İzleniyor ve yorumlar aşağıda yazılıyor. Görev anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır. 4. Bu söz de çok güzel. Size gelen hiç kimsenin kendini daha iyi ve daha mutlu hissetmeden ayrılmasına izin vermeyin. Ayrılmasına izin vermeyin. Görüyor musunuz? Biriyle tanıştığın, biri sizi tanıdığı, biriyle hayatınız bir yerde kesişti. İnsanlar şunu söylemeli. Harika bir insandı. İyi ki onu tanımışım. Allah belasını versin. Nereden tanıdım? Hiç görmesem, tanımasam daha iyiydi. Diyorlarsa sakat. Ama iyi ki hayatımın belli döneminde onunla komşuluk yapmışım. İyi ki hala benim komşum. İyi ki onunla aynı sitedeyim. Şu siteden gitse de kurtulsak dememeli. Bunu dedirtmek bizim görevimiz olmalı. Bizim ekip böyle bir yamuğu yapmaz. Yani ben ona inanıyorum. Benim videolarımı takip eden, bizim mantalitemize sahip bir insan bunu hayatta yapmaz. 5. İyilik yapmadığım günler hayatımın boşa geçmiş günleridir. Ya yaptığın iyiliklerle anılırsın, yaptığın iyiliklerle kalıcı olursun. Onun için iyilik yapmayı küçümseme ve iyilik yapma fırsatlarını eline geçince kaçırma.
Hocam kazık atma fırsatları arıyor insanlar. Bir buldum hiç affetmiyor. İşte bunlar yüzünden biz dünya kötü, insanlar kötü, yalnız kalmak istiyorum, kimseyi görmek istemiyorum der hale gelmişiz ya. Bunu değiştirmek kimin görevi? Bizlerin görevi. Artık bir ekip olarak bizler etrafımıza iyilik yayan, iyilik yapmadığımız günü eksik yaşadığımız gün olarak kabul eden insanlarız ve bunu herkese hissettireceğiz. Tamam mı? Bu konuda da yorumlarınızı bekliyorum. 6. Sürekli iyilik yapmak çok şey başarır. Güneşin buzu erittiği gibi iyilik yanlış anlamaların, güvensizliğin ve düşmanlığın buharlaşmasına neden olur. Sen yanlış anlaşıldın, insanlar seninle ilgili olumsuz şeyler düşündüler ama sen iyilik yapmaya başlıyorsun. Bir şaşırıyorlar. Diyorlar ki bir menfaati var, dur bakalım belli olur, şimdi ortaya çıkacak o. Sen hala iyilik yapmaya başlıyorsun, bir menfaatin yok, bir beklentisiz şekilde Allah Allah. Şaşırıyorlar. Ve iyilik bütün negatif, olumsuz, yanlış, eksik ne varsa silip götürüyor. Ve iyilik başarıyı yakalıyor. İnsanların bütün o ön yargıları, olumsuzlukları silinip gidiyor. Çünkü iyilik güneş gibi insanların yüreklerini eritiyor. Lütfen bütün olumsuzluklara, kötülüklere rağmen iyi kalalım ve çevremize iyilik yapalım. Benim takipçilerim, benim ekip kesinlikle bu örnek davranışı sergileyecek insanlardan oluşuyor. Ben buna inanıyorum. Arkadaşlar ben şuna inanıyorum. İyilik hiçbir zaman boşa gitmeyen bir yatırımdır. İyilik insanları birbirine bağlayan altın bir zincirdir. Onun için iyilik yapmayı küçümsemeyelim. Şunu unutmayın. İyiliğin insanları etkilemede muhteşem bir gücü vardır. Sağlıcakla kalın. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bak zil var, zile de tıklayın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.